Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni yıla damgasını vuracak yeni bir cihaz keşfettim. Bu cihaz cidden Gamester'dan sonra önerebileceğim çok iyi cihazlardan bir tanesi. Sizin için ben bir güzel inceledim bu cihazı. Cidden aldığınız zaman pişman olmayacaksınız. Şu şekil küçük bir kutucukla geliyor. Bunun içini açacağım. Yanında da şu şekil bir oyuncu klavye mouse'uyla birlikte geliyor. Tabii bu cihaz bana hediye olarak geldi size tanıtılması için. Ben biraz geç geldi reklam için ama cidden kurcaladım, inceledim. Çok güzel cihazlardan bir tanesi. Şunu şu şekil kutusunu açtığımızda şekil aklınıza bir tane oyun ya da film karakteri gelecek. Transformers diye bir film veya çizgi film karakterine benzetmişler. Cidden hoş bir tasarım. Bundan hariç bir de kutunun içinde ek bir aksesuarı var. Şarj kablosunu göndermişler. Gamester'dan bir yana biraz pintilik yapmamışlar. Bilindiği gibi Gamester'ın kablosu biraz kısa geliyordu. Bunun kablosu uzun gelmiş. Normal bildiğimiz eski tip şarj kablosu. Ve içinde kullanma kılavuzu var. Şurada bir uyarı vermişler. Lütfen demişler 5 volt 2 amperlik şarj başlıklarını kullanın gibi bir uyarı vermişler. Bir de şurada bir şey daha gözüme çarpmıştı. Sol tarafa klavye, sağ tarafa mouse'u takmamızı önermişler. Tabi bunlar bize lazım değil. Bunları bu şekilde köşeye atayım. Bana sadece şu aparat lazım. Bir de şarj kablosu. Ve çok güzel bir klavyesiyle birlikte geliyor. Ve fiyatı cidden çok uygun. Eğer alacak olursa gruba gelsin arkadaşlar. Yönlendirebilirim. Tabi her zaman ne olursa olsun alacağınız cihaz için destek çok önemli. Hangi cihazı alırsanız alın, boş yerim kalmadı. Şimdi şuraya atayım. Tabi ben bunu önceden açtım. Bir deneme amaçlı. Bu şekilde bir 7X gimmick mouse geliyor. Mouse'u da cidden kaliteli. Ve klavyesinin güzel bir yanını söyleyeyim arkadaşlar size. Tuşlarda ilk başlarda biraz ses çıkıyor. Ama tuşlar yerine oturduktan sonra o ses tamamen kesiliyor. Şunu da attıktan sonra. Ben şunları bir kuracağım. İlk olarak bir eski sürüm iPad'e kuracağım. Yani 13.3 sürümlü bir eski sürüm iPad 7'ye kuracağım. Aynı şekilde bu da iOS 13.4 üzerindeki sürümlerde çalışmıyor. Bundan sonra zaten bir Android kurulum videosunu atacağım. Yine kartvizitini yukarıya bırakacağım. Bunları kurayım. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Şimdi kılavuza göre gideyim ben. Her ihtimale karşı. Sol tarafına, yani şu şekilde cihazı önünüze aldığınızda sol tarafına klavyeyi takıyoruz. Sağ tarafına da mouse'u takacağım. Hemen yukarısına da şarj adaptörünü takacağız. Kötü yanlarından bir tanesi tutamağı yok. Onu internetten 10-20 TL'lik tutamakla ya da herhangi bir tutamak niyetli bir aparatı kullanabilirsiniz. Bende bir tane bozuk Gamester vardı. Onu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bu cihazın bir programı var. Onu da hemen App Store'dan beraber indirelim. Ama bir ekran kaydını açayım ben sizin için. Aynı şekilde buradan da takip edin kendinize. Arkadaşlar, programın adı One Bit diye, zaten cihazın adı One Bit. Yani ben size direkt Türkçe okuluşunu söyledim. Bundan sonra One Bit diye devam edeceğim arkadaşlar. Programın adı One Bit. Bunu indiriyoruz. Kurumu biraz çapçaflı, onu söyleyeyim. Ve Android'inki daha çok çapçaflı. Biraz uğraştırıyor ama program olarak çok kaliteli bir program. Yani Gamester'dan sonra zevkle kullandığım cihazlardan bir tanesi. Kendim de kullanıyorum ara sıra da Gamester kullanmadığım zaman da, ya da misafirim geldiği zaman Gamester'ı ona verip One Bit'i kendim oynuyorum. Arkadaşlar, şimdi OneBit programına girdikten sonra her zamanki gibi yine Bluetooth izin isteği isteyecek. Hemen buradan Bluetooth'a girelim. Şuradan serice gireyim arkadaşlar. Şuradan Bluetooth dedik. Şu Gamester'ları kapatayım. Arkadaşlar, Bluetooth bağlamadan önce şu alt tarafında şöyle göstereyim ben size. Şu alt tarafında bir tane ufacık bir ışık var. Bu yanıp sönüyor. Bluetooth'unuzu açtığınızda OneBit diye bir bağlantı geliyor. Buna bağlanarak, işte diyelim, bağlandığınız zaman bu ışık sabitleşiyor. Hemen sizce bir kurulumuna geçelim. Tabi oyun deneyimini size göstereceğim ben bunu.
Şimdi cihazla 10 bit Bluetooth eşleşmesini yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bir PUBG'ye girin. PUBG'den bir ekran resmini alacağız. Çünkü tuş dizilimini yapabilmemiz için arkadaşlar bir kontrollerin ekran resmi lazım bize. Size en başından detaylı şekilde gösteriyorum. Dediğim gibi bu cihazı almak isterseniz WhatsApp grubundan iletişim kurarsanız biz de sizi onlara yönlendiririz. Videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar alacağınız cihazın her zaman arkasında bir destekçisi olsun. Çünkü sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde bu cihazın da makro desteği var arkadaşlar. Makro desteği için profesyonel destek olarak yine WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Yine her ihtimale karşı kuramazsanız yine aynı şekilde WhatsApp grubumuza gelip desteğinizi alabilirsiniz. Arkadaşlar buraya özelleştir dedikten sonra açma kapatma ile orta tuşuna aynı anda basarsanız ekran resmini alırsınız. Şimdi OneBit programına girdiğimizde arkadaşlar Bluetooth kullanmak istiyor diye bir izin isteyecek. Hemen şuraya arama kısmına aşağıda artı işareti var etkiyim diye. Buraya girerek PUBG yazacaksınız. Arkadaşlar bu PUBG'lerden US olanı indireceğiz. PUBG Mobile US yani en alttakini. Buradan sağ taraftan add diyeceğiz. Add dedikten sonra şu sağ taraftan open diyeceğiz. Hemen sağ tarafa gelip share edeceğiz. Hazır burada tuş kombinasyonları var arkadaşlar. Hemen herhangi birini indireceğim. Mesela en üstte PUBG diye bir tane arkadaşımız yapmış. İndirme işaretine tıkladıktan sonra yes diyeceğim. İnme başarılı dedi. Hemen sol tarafa geldim. PUBG işaretli olanı seçtim. Hemen sağ alt tarafta adjust diye bir düzenleme şeyimiz var. Yukarıda şimdi daha demin ekran resmini çekmiştik. Sağ yukarıda BGLMG diye bir tane resim sembolü var. Ona tıkladıktan sonra hemen albüme giriyoruz şuradan. Tüm fotoğrafları dedim. Çektiğim fotoğrafı ekledim. Sağ taraftan kullana tıkladım arkadaşlar. Bunları kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Mesela bunu biraz fazla büyük yapmışlar. Şu şekilde kendime küçülttüm bunu arkadaşlar. Her yaptığınız işlem için şu yukarıdan yes demeniz gerekiyor. Örnek diyeyim E harfini oynattım. Yes dedim. Q harfini oynattım. Yes dedim. Ben hemen size birkaç tane deneyim için yani nasıl bir performans verdiğine dair göstermek için birkaç tane tuşumu düzelteceğim. Bu şekilde tuşları düzelttikten sonra sağ yukarıda hemen resim işaretinin yanında save var. Save dedikten sonra sağ taraftan start game dediğimizde zaten otomatik bizi oyuna atıyor. Tabii oyunun biraz algılaması geç olabilir. Hemen şuradan bir eğlence parkına girelim. Kurulumu iOS'lar için çok basit ama Android için biraz cafcaflı. Android'ler için de zaten bunu anlatacağım ben size. Ama çok kaliteli bir program. Benim misafirim geldiği gibi zaten söylemiştim büyük ihtimal. Gamester'ı ona veriyorum. OneBit'le kendim oynuyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani tuştan dizilimini güzel yaparsanız çok güzel bir verim alabilirsiniz. İşte çok kaliteli bir program. Aynı şekilde bu cihazın da makro desteği var. Makro desteği için grubumuza gelebilirsiniz. Aynı şekilde kurulumda zorluk yaşıyorsanız bizden bir gelip profesyonel destek alabilirsiniz. Bu OneBit tanıtım ve kurulum, iOS kurulumu bu kadar oldu. Bizden bu kadar, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.